Yarın 15 Mart Cuma günü çocuğunuzu okula gönderiyor musunuz ya da öğrenciyseniz yarın okula gidiyor musunuz? Niye bu soruyu soruyorum? Çünkü kutup ayıları ölüyor, kutup ayılarının hayatı tehlikede, kutupta buzlar eriyor, denizde plastikler artık balıkların sayısı neredeyse plastik atıklar çöpler geçiyor, iklim açısından dünyamız yaşanamaz hale geliyor ve bütün bunların ve çok daha fazlasının tepkisi için yarın iklim için grev düzenleniyor. İklim için boykot düzenleniyor. Dünyanın 100'ü aşkın ülkesinde 105'te en son rakam belki bu söyleşiyi biz tamamlayana kadar ve umarız sayı daha fazlaya çıkar. Bütün bu konuları biz ekolojik konularla ilgili uzman bir konuğumuzla konuşacağız. Ömer Madra ile konuşacağız. Ömer Bey hoş geldiniz. Sizi tanıtmak uzun sürer. Akademisyen, yazar, gazeteci, açık radyo vesaire ama biz direkt konuya girelim. Bu iklim grevi nereden çıktı? Niye yapılıyor? Ne oluyor? Çocuklar niye yarın okula gitmeyecek? Evet, burada bulunmaktan bir kere çok mutluyum. Çok sağ olun. Büyük bir onur benim için de. Çok da büyük bir fırsat. Yani şöyle, yani sizin de dediğiniz gibi 105 ülkede, bütün kıtalarında dünyanın ve 1659 bu sayı artacaktır. Eylem var, iklim hareketi. Yeni bir kuşak doğdu. Buna X kuşağı diyorlar ama Z kuşağı pardon. Z. Fakat bence son bir Fransız dergisinin bulduğu şey çok yerinde, iklim kuşağı diyor. Jenerasyon Klima demiş. Yeni bir kapağını derginin koymuş ve bir tek kızın başının altından çıktı aslında. Kim bu kız? İsveçli Greta Thunberg diye bir kız. Asperger sendromu dedikleri, yani dünyanın dünyayı sadece siyah ve beyaz olarak net görebiliyor. Laser gibi keskin bir şey var. Ve bu çocuk, biz erken keşfettik bu işlerle uğraşmayı çok zamandan beri yaptığımız için. Gerçi dediğiniz gibi uzman falan değilim ben ama bunu çok çok önemli bir mesele olarak görüyorum. Yani dünyada başka konuşulacak şey yok diyebileceğimiz, hatta belki de sonda söyleyeceğim şeyi başta söyleyeyim. Çok sık geçiyor beka meselesi diye. Evet. Bu gerçekten dünyadaki, gezegenimizdeki canlılar için, yalnız insanlar için değil, bütün türler için, hayvanlar ve bitkiler için tam anlamıyla bir varoluş, beka meselesi haline gelmiş durumda iklim krizi. Ve dünyanın bütün bilim insanları da %99.99 kesin olarak bu iş biter eğer tedbir alamazsak ve 12 yıl içinde diyorlar. Hatta yani çok yakın bir gelecek artık. Çok yakın bir gelecekte. Bu Greta 15-16 yaşında kız. Bu sorunları mı dile getiriyor? Nereden aynen keşfettik öyle. Yani kızı? 15 yaşındayken çok ilginç bir hikayesi var. Bir İsveç'in ve Avrupa'nın en önemli opera şarkıcılarından birinin kızı kendisi. Babası da oyuncu ve yazar. Çok tanınmış insanların çocuğu. Ve 8 yaşında, kendi ifadesine göre 8 yaşındayken filan bir depresyona girmiş. Böyle bütün diğer arkadaşlarımla beraber diyor, ben de biraz fazla bir tuttuğunu bırakamamak gibi bir sorun var diyor, işte bu belki de Asperger'den dolayı filan. Yani diyor, ben bir sürü film seyrettiriyorlar öyle öğretmenlerimiz bize diyor, işte biraz önce sizin de sözünü ettiğiniz gibi kutuplarda buzlar eriyor, hayvanlar telef oluyor, mahvoluyor, kutup ayıları falan böyle. İnsanların bulunduğu yere gitmek, arabaların kapısına gidip yiyecek bulma durumundalar. Penguenler ayrı, kangurular çocuklarını düşürüyorlar, atıyorlar keselerinden falan sıcaktan. Avustralya'da da öyle şeyler oluyor. Bu filmleri öğretmenler gösterdiği zaman ben hüngür hüngür ağlıyordum diyor. 8 yaşındayken filan ama bu. İsveç'teki tabii eğitim seviyesi biraz daha bunlara müsait olan demokratik iyi bir toplum. Fakat bende diyor, ondan sonra devam ediyordu. O imgeler süre geliyor diyor. Halbuki arkadaşlarım da üzülüyorlardı, sınıf arkadaşlarım, ama ondan sonra hemen bitince başka bir konuya geçiyorlardı filan diyor. Bende kalıcı oluyordu diyor ve bu beni depresyona soktu diyor. Gitmemeye başladım okula hiç diyor. Ve evde oturuyordum. Ben de konuşan bir tip de değilim. Sosyal bir tip değilim diyor.
Ama başladım diyor işte şey yapmaya. Ve sonra annemle konuştu, annem ve babamla konuşarak, bir de kardeşi var Beyata diye. Konuşa konuşa bu işe birdenbire kendimi ikna edebileceğimi buldum. Kendimde öyle bir özellik keşfettim diyor. Çok ve ilginç. Annesi babası da doğruluyorlar. Evet, bizi mahvetti diyorlar. Ve dünyayı ikna etmeye başladı bu kız şu anda. Ama önce tek başına. Önce evet. Tek başına. Yani annesi babası da şey diyorlar işte. Mesela uçağa binmemeye başlıyor. Çünkü emisyonlar, karbondioksit salımları filan dolayısıyla. Ve bu onun kariyerini çok etkiliyor. Opera diva yani hanım. Evet. Ona rağmen babası da vejetaryen oluyor. Diyelim kendisi vegan. Greta'nın. Ve şeye başladım diyor, yani dünyanın bilim okuyunca diyor gördük ki bütün bilim dünyası tamamen bu konuyu anlamış ve bittik, mahvolduk BK meselesi. Peki bakıyorum televizyonlara, bakıyorum gazetelere filan, hiç kimse bahsetmiyor bundan, bu nasıl iş diye düşündüm diyor ve bir gün karar verdim diyor, bir tahta parçası buluyor, bir pankart çakıyor, school strike. Klimatet diye İsveççe yazıyor. İklim için okul grevi. Boykotu, grevi. Okulu kırma. Ve gidip İsveç parlamentosunun önündeki kaldırım taşlarının üstüne oturuyor. Gelen geçenler bir gün geçiyor. Ondan sonra insanlar ilgilenmeye başlıyor. Ve tek kişinin başlattığı bu şey. Bugün işte 105 ülkede 1659 şimdilik eyleme dönüşen ve bir tahmine göre işte 100 bin kişi bekliyoruz filan diyorlar. Greta ve arkadaşları, 150 kişilik bir eş güdüm koordinasyon komitesi var. Hiyerarşi sıfır. İnternet üzerinden paslaşıyorlar ve bütün dünyayı örgütlediler. Afrika'da filan inanılmaz. Cuma günleri oldu. Okula gidilmemesi mi? Çünkü hareket artık Fridays for Future, bu gelecek için cumalar, şeyine büründü. Ama artık herkesin cuması tabii kendine göre. Ve kendisi önce hiç seçimlere kadar hiç bırakmadı. Hiç gitmedi okula. Hatta bazı öğretmenleri de katıldılar ona sonra. Yani öğretmen olarak şizofrenim diyordu bir tanesi mesela, hatırlıyorum. Yani ya şey yaparsınız, öğretmen olarak okulda kal diyorum ama insan olarak da haklısın. Boykota gitmekte, okul kırmakta haklısın diyorlardı. Ve sonunda böyle devasa bir şey oldu. Hatta bugün, daha buraya gelmeden önce öğrendiğime göre, daha henüz doğrulatamadım ama Nobel Barış Ödülü'ne de aday gösterilmiş. Çok önemli oldu. Kendisi. Birleşmiş Milletler'de konuştu. Her yerde konuştu. Davos konuşması değil mi? Çok Avrupa önemli. Birliği'nde Juncker'le aynı, yani Avrupa Komisyonu Başkanı ile aynı şeyi konuştu ve Avrupa Birliği'ni iki kat en azından bütçesini çıkarmalısınız dedi ve Juncker kabul etti. Çok ettirdi ilginç. Mesela. Olağanüstü şeyler. Yani politikacılar, büyükler bir şey yapmıyorlar. Umurumuzda da değil diyorlar. Yani artık diyorlar bu çocuklar. Ya yani Avustralya'dakileri falan görseniz inanamazsınız yani. Biz radyo olarak bunlarla çok yakından temas ettik ve hatta şey de yaptık. Yani neyse, Greta'yı bitirelim ama. Greta aslında bitirilmeyecek birisi. Biliyorum. Çocuğun, bir kız çocuğun 15-16 yaşında başlattığı hareket şimdi 105 ülkeye, binlerce insana yayılıyor. Yüz binlerce insana yayılıyor. Ben bence bugün, yani inşallah yanılmıyorumdur ama ben yaklaşık bir 400 bin kişi falan olacağını tahmin ediyorum. Yarınki 15 Mart şeyinde. Ve siz Greta'ya hayransınız. Evet. olunmayacak gibi değil yani. Hayran olunmayacak gibi değil. Ben de bir başka İsveçli kıza hayrandım. Hayranım hatta. İsmine bakayım çünkü hayran olduğum kadın sayısı biraz fazla galiba. Elin Erson. Bu da Türk Hava Yolları uçağına girip orada Afgan mülteciyi kurtardı. Sonra gerçi aylar geçti, o Afgan'ı yine gönderdiler. Kıza bir de 3000 kron ceza verdiler. Yani. Havacılık kuralı. Ama İsveç'ten işte böylesi de koca yürekli kızlar çıkıyor. Onu da almış olalım. Çok müthiş yani. Şimdi sadece cumaları yapıyor İsveç'te Greta. Ama aynı zamanda da bütün şeyi dolaşıyor ve hiçbir zaman uçak kullanmıyor. Nereye giderse gitsin, işte Katowice'de de iklim zirvesine katıldı. Hı-hı. Kömür yerinde Katowice'de, Polonya'nın en kirli ülkede. Enteresan. Oraya da babası onu elektrikli arabayla götürdü mesela ve trenle kullanıyor filan. Böyle çok ilginç bir şey ve
bilimum insanlardan da onay aldılar. Yani işte Avrupa Birliği kesinlikle ondan çok etkileyici konuşmalar yaptı. Davos'ta zenginlere, yani milyarderlere açıkça şeyi söyledi. Yani umut yok, umut ver bize. Ne umudu diyor. Ya yani umudu ancak eylem, umut ölür eylem başlar şeklinde konuşan birisi. Ve yani siz 1500'ün üzerinde özel jetle geldiniz buraya. Asıl mahveden sizsiniz aslında diyor. Çok yani çarpıcı. Hepimiz yapıyoruz tüketerek diyor. Ya hepimiz derken çoğaltmış oluyorsunuz sorumluluğu. Ana şey sizde diyor ve sessiz kaldılar. İşte Bono alkışladı, U2'nun solisti o aynı kürsüde. Onun üzerine alkışladılar falan. Oradan Avrupa Birliği'ne gitti. Birleşmiş Milletler'de müthiş bir konuşma yaptı. Ve bu iklim beka meselesi olduğunu anlattı. Siz harekete geçmiyorsunuz. Biz kendi kaderimizi kendi ellerimize alacağız ve bundan vazgeçmeyeceğiz. Bu işi bitirene kadar diyorlar böyle. Macron'la özel Macron çağırdı ve görüştü Fransız Cumhurbaşkanı. Angela Merkel büyük bir destek verdi. İyi yapıyorsunuz. Yani grev yaparak okul kırarak iyi yapıyorsunuz demedi ama yaptığınız bu talep son derece önemli dedi. Şimdi Alman şansölyesinin bunu desteklemesi çok önemli bir şey. Ve İsveç'te yarın 84 yerde grev olacak. Yani on binler sadece İsveç'ten çıkmasını bekliyorum. Böyle gidiyor ve... Peki bu 105 ülke arasında Türkiye'de var. Var. Biz nasıl, ne kadar duyabiliyoruz Greta'nın sesini ve iklim için grev, boykot hareketini? Vallahi başlarken biz Açık Radyo'da, özellikle Açık Gazete'de çok ne kadar ne olacağı konusunda haberimiz yok, bilgimiz yoktu. Fakat inanılmaz bir şeyle karşılandık. Büyük bir ilgiyle. Bizim çok eski arkadaşlarımızdan, yani dinleyicilerimizden küçük bir kız var. Radyo kitabı yazdı. Nina ve Radyo'nun Maceraları diye olağanüstü güzellikte, kendi de resimlediği bir kitap oldu. Biz de yardımcı olduk. Bastı. 8,5 yaşındaydı Rüya Aygüneş. O geldi tekrar ve müthiş destekliyor tabii bunları ve bir yağlı boya hava kirlenmesi iklim tablosu yapmıştı ve başucumuzda duruyor. Onun üzerine biz de bir İklim resimleri toplamaya karar verdik. Açık Gazete programı olarak Can Tombil'le beraber program ortağım. Ve şöyle de bir çağrıda bulunduk radyoda. Sen iklimin resmini çizebilir misin? Greta diye. Çok güzel. Akıl almaz bir ilgi gördü. Yani çocukların ne kadar küçük yaşta nasıl derinlikte kavradıklarını ve bunu sanat aracılığıyla ifade ettiklerini görseniz, yani devam ediyor değil mi bu resim kampı? Devam yani ediyor. Sergi bunları falan yapacaksınız herhalde. Perşembe ve cuma günleri gelenleri sıralayarak hem adlarını veriyoruz hem de gönderdikleri fotoğrafları, videoları filan sesli olarak veriyoruz. Aynı zamanda Açık Radyo'nun internet sitesinde de hepsini isimleriyle beraber yayınlıyoruz. Çok Sergi güzel yayınlar yapıyorsunuz. Çocuklar katılınca sizlerden, büyüklerden daha hoş anlatıyorlar kendilerine göre ama çok hoş. Ben işte en son Atlas'ı dinledim. Evet, harikaydı. Evet. Bizlerin kurabileceği cümlelerden çok daha etkilisini ve çok içten bir şekilde kurdu. Atlas'ı tanıtır mısınız? Kimdir evet, bu? Atlas, bizim Greta'mız mı bir tür? Evet, onun da, yani Zarafoğlu'yla da konuştuk. Atlas'la konuştuk. 11 yaşında. 11 yaşında. Son derece kararlı bir çocuk ve annesi, nereden duydun sen Greta'yı falan dedim. Annemden öğrendi. Annen nereden duymuş dedim. Sizden öğrenmiş dedi. Öğrendi dedi. Ben de çok yakından takip ediyorum dedi Atlas. Ve şimdi o Türkiye'de 10 yerde olacak yarın. Ve çeşitli yerlerinde yani. Sadece İstanbul'da değil. İstanbul'da 2 tane. Ayvalık'ta, İzmir'de. Evet. Ayvalık'taki Ege'nin de yarın gene 12 ile 2 arasında hükümet meydanında. Bugün konuştuk Ege ile de. Çok güzel. Ve şey dedi Ege. Peki heykelin altında mı dedim ben. Ben de bir Ayvalıklı olarak heyecan duyuyorum. Oğlumun da adı Ege. Üstelik daha da hoş. Ve şey dedi. Evet, en kalabalık orası oluyor. Peki öğretmenlerin ne diyor bu işe diye sordum Ege'ye. O da şey dedi, destekliyorlar dedi.
Aynı şeyi şeyde Atlas da söyledi. Öğretmenler sen ne diyorlar öğretmenlerin filan dedim ben bizim Açık Gazete'ye çıktığı zaman programına. Ben vallahi gittim ve söyledim kurul vardı dedi öğretim kurulu. Ben okulu kıracağım yapacağım boykota gideceğim. Aa öyle mi biz de gelelim dediler dedi öğretmenler. Bu enteresan yani. Çünkü yani belki benim bir takım düşüncelerim tahminlerim geri kalmış olabilir ama biz de hani bilge bir vurguyla sen önce okulunu oku dersini falan kırmayı düşünme ileride büyüyünce dünyayı kurtarırsın. Şeyi çok yaygındır ama şu anda bazı öğretmenler hatta Atlas şey diyor müdür yardımcısı da diyor evet, destekledi evet, evet. Diyor. Bu i̇şte yarın bebek olan. Bebeğe çağırıyor 12 ile 2 arası yani böyle bir anlayış da var okul evet, kırma meselesi. Ege'de de var. Evet. Bu arada Atlas'la biz de söyleştik T24'te. Onu biz de evet, yansıtacağız. Yarın biz de kullanacağız. Ayrıca da gazetelerde çok evet. Bizim de payımız oldu. Onları paylaşalım lütfen. Evet. Yani bir tanesi ilk Hazal Ocağan Cumhuriyet Gazetesi'nin arka sayfasında hı-hı. Çıktı birkaç gün önce. Z kuşağının grevine 6 gün var diye Atlas'ın resminin evet, yer aldı. Evet 5 gün önceki gazete bu. Biraz küçük bir şeydi Cumhuriyet'te ama etkiliydi yani Atlas'ın bebekte olduğunu filan söylüyordu Cuma günü için bütün dünyayla beraber. Arkasından Bir Gün gazetesinde hem birinci sayfadan verdiler hem de Z kuşağı okul grevinde sloganıyla yeni nesil iklim harekete iklim için harekete geçti diye. Ve bayağı Bebek Parkı'nda üstelik yapılmış, çimlerin üzerinde oturmuş ve kendisi Demet Sargın'la yapılmış. Böyle evet. Hoş bir bayağı tam sayfa çevre yapmışlardı zaten bir günde. 13 Mart tarihi çarşamba günkü şeyinde de bu çıktı. Bugün Ayşe Arman'la evet. Arman'ın kendisiyle yaptı, Atlas Arapoğlu ile yaptı. Güzel bir söyleşi var. Yani seni tebrik ediyorum. Müthiş bir şey yapıyorsun. Dünya için çok önemli bir konuda Türkiye'ye öncülük ediyorsun diye başlayan iklim için okul grevi başlıklı Greta Thunberg İsveç'te başlattı. Atlas Sarafoğlu Türkiye'de diye ve çok felaket gelecek değil geliyor mu diyor soruyor Ayşe Hanım. Gelecek değil diyor Atlas. Geldi bile. Geldi bile. O da bugünkü Hürriyet. Bugünkü Hürriyet evet. Diğerlerini kaçırdıysanız bile bunu okumak daha kolay herhalde. Evet, diğerlerini internetten bulmak mümkün. Şimdi çok önemli bir şey daha ben izninizle söylemek istiyorum. Lütfen. Yani mesela bu hareket önce Avustralya'ya sıçradı. İlk büyük kitle hareketleri önce Almanya'da, Belçika'da ve Fransa'da, İsviçre'de bu dört ülkede, Avrupa ülkede, İsveç'i hiç saymıyorum tabii. Hı hı. Onların kendi evlatları çünkü zaten biraz da öyle yapıyorlar. Fakat oradan Avustralya'ya sıçradı ve müthiş bir şey oldu ve biz de bu fırsatı değerlendirmeye çalıştık ve oradan dinleyicilere çağrıda bulunduk ve geldi. Yani Türkçe konuşan, orada yaşayan Türklerden bize muhabirlik yapacak kimse var mı diye ve çok büyük bir grev vardı. Öğrencilerin bütün sokağa çıktı. Ve oradan Deniz ve Dilan adlı iki çocukla bizim için muhabirlik yaptılar ve başı çeken işte Jean Winchcliffe galiba bir kız çocuğuyla mülakat da yaptılar bizim için. Şimdi Avustralya'nın başbakanı çok hazımsız ve kömür hayranı birisi. Yani dünyanın en büyük kömür ihracatçısı o Adani kömür madeni falan var. Onun için de pek çok politikacının olduğu gibi Avustralya'da Morrison, Scott Morrison galiba adı şey dedi ya çocukların ne işi var oturup bilim öğrensinler, profesör olsunlar ondan sonra yani ders çalış. Biz de Deniz ve Dilan adlı şeylerimiz, dinleyicilerimiz ya da muhabirlerimiz diyelim bu soruyu sordurduk grevi yapan Avustralyalı kız çocuğuna. Yalnız bu arada Deniz'in 10 yaşında olduğunu da belirteyim. Bize evet, mülakat evet, yapan evet. Deniz'in. Ve şöyle soruyor. İşte Başbakan Morrison böyle okulda kalın sizin ne işiniz var? Okul kırılır mı diyene. Ne diyorsunuz başbakanın bu sözüne dedi. O çocuk da Jean Hinchcliffe'de, Winchcliffe galiba adı. Evet. Kız çocuğu dedi ki çok saçma laflar bunlar yani.
akıl almaz ama burası özgür bir ülke. İsteyen istediği gibi düşünülüyor şeyler. Bu bizim çok, kayıtlarda çok var yani. Şimdi büyük bir destek de bilim insanlarından geliyor. Bu akıl almaz bir şey gerçekten. Önce Belçika'da geldi. 200'den fazla tanınmış yani her alanda fizikçi, kimyacı, sosyal bilimci, siyaset bilimci destekliyoruz. Bunlar çok önemli bir şey. Bu beka sorunu dediklerinden sonra bugün Biyanet'te çok ilginç bir haber var elimizde. Yani Almanya, Avusturya ve İsviçre'de 12 binden fazla bilim insanı. Son derece saygın insanlar bunlar. Ödüllü mödüllü ve akademisyenler. Bu Fridays for Future, sizin de söylediğiniz gibi gelecek için cumalar sloganıyla devam eden bu mücadele, okul grevi hareketine destek veren bildiriye imza atıyorlar ve tam destek veriyoruz. Sizden başkası bunu yapamaz. Bu işi çözecek son kuşak sizsiniz diyorlar. Bu müthiş bir şey yani, değil mi? Şimdi müthiş bir şey gerçekten. Çok hoş, çok güzel bir coşkuyla anlatıyorsunuz. Zamanımızın çoğu geçti. Uluslararası dayanışmanın, iklim konusundaki duyarlılığın ne kadar büyük olduğunu galiba çok iyi anlattınız. Son bir iki dakikada da biraz garip olacak ama yani beka sorunu. Şimdi biz neyi ne kadar algılayabiliyoruz? Yani bugünü geçiriyoruz nasıl? Yarını Allah kerim diyen. Beka sorunu çünkü deyip 2-3 cümle kurabilir misiniz? Nedir bu iklimin şeyi, tehlikesi? Niye artık yarın uzak gelecek değil de bugünümüz artık? Evet, yani tabii çok aslında çok uğraştığım için galiba özetleyebilirim. Yani önemli, önde gelen bu işle uğraşan akademisyenler, bilim insanlarının çok net olarak söylediği bir şey var. Biyolojik çeşitlilik denen, yani bütün doğanın aslında birbiriyle, canlılar aleminin birbiriyle ilişkisi var ve halka bir yerden koptuğu anda bütün canlılar, bütün hayat tehlikeye düşüyor. Yani 3,5 milyar yıldan beri var olan gezegen üstündeki hayatın devam etmesi olanaksız hale gelebilir. Şimdi bu olabilecek, belki de kainatta olabilecek en vahim şeylerden biri. Dünyadan başka gezegende hayat var mı bilmiyoruz ama olduğundan da emin değilim. Fakat biyolojik çeşitliliğe dayanıyor ve mesela böceklerin, birçok insanın böcekleri küçümsediğini, tiksindiğini filan biliyoruz. Yalnız böcekler olmadan gıda olamıyor ve hayat duruyor. Yani böcekleri yiyen kuşlar, ayrıca böceklerin bütün gıda, yani bitkileri tozlanma yoluyla arıların filan çoğaltması imkansız hale geliyor ve %40'lık bir düşüş var. Bu yok oluşun ta kendisi demek ve iklim değişikliği yüzünden oluyor bu. İşte buzların erimesi mesela, yani deniz seviyelerinin metrelerce yükselmesine yol açacak. Daha bugün dünyanın en korkunç haberlerinden bir tanesi de bu, en umutlu olduğumuz şeyi söylerken, yani Arktik derecelerde Birleşmiş Milletler'in şeyi bu. Bu Kuzey Kutbu'ndaki buzların bu hızlı, beklenenden çok daha hızlı erimesi sonucunda hem denizlerin yükselmesi ve hem de bu albedo etkisi denen bir şey var. Yani beyaz buzlar geri yansıtıyor güneş ışınlarını geri. Evet. Bu eridiği zaman altından çıkan lacivert su filan ters kuyruğunu yiyen yılan etkisi yaratıyor. Buna feedback efekt diyorlar. Yani pozitif feedback diyorlar. Geri besleme. Yani çok vahim bir şey yani. Evet. Ve o da şimdi artık önlenemez hale geldi diyor. Yani artık bölgelerde ısınmanın ve sonuç olarak 3 ila 5 derece, yani 150 yıl öncesine göre, endüstri çağının başlamasına göre 5 dereceye kadar çıkabilir dünyanın sıcaklığı diyor. Ben size bütün okuduklarımdan bir özet söylersem, 5 derecede dünyadaki canlıların %5'i filan ya kalır ya kalmaz. İnsan başta olmak mümkün değil yani. Bu da çok korkunç bir şey. Yani afaki gelecekten bahsetmiyoruz. Hayır, burada bugün, şimdi bugün, gelmiş bugün olandan bahsediyoruz ve bunu kavramamakta ısrarlar. Bize bir şey olmaz abi sendromu, evet, diyorum ben, evet, buna. Evet, BBOA, evet, sendromu, evet, evet, ya da abla diyebilirsiniz. Çok vahim bir durum var. Bilim dünyası kuvvetle destekliyor ve şeyde Bill McKibben'ın bir sözüyle bitireyim. Çok dostumuz ve bu konuyu, iklim değişikliğini dünyaya ilk anlatan, kitabı yazan insan, Doğanın Sonu diye. Bundan 30 sene önce yazdı. Ve şey diyor ki, yani eğer
yetişkinler, erişkinler alsaydı öncülüğü çok iyi olurdu diyor. İklim değişikliği onların değiştirmek, bunu düzeltmek onların sorumluluğuydu diyor. Ama yapmadılar. Pek çok politikacı Amerika için konuşuyor ama okullarını da bitirmişlerdi ama bir şey öğrenmemişler. Besbelli eğitimlerini diyor. Belki bir günlüğüne daha çok eğitim sokakta olacak diyor. Evet, görebiliriz diyor ve tarih öğrenmek yerine, çalışmak yerine artık tarih yapmanın zamanıdır demiş. Çok tamamen güzel. Bu kanal. Çok güzel Ömer Bey. Çok teşekkürler. Böyle evet. Bitirelim. Gerçekten ne kadar konuşulsa azdır. Bugün T24'ün yazarlarından Metin Münir de bu konularda çok sık yazar. Evet. Ve yazdıkça da sinirleniyor. Onu hissediyorum. Uyarılar falan. Bugünkü yazısında 2050'de denizlerde balıktan çok plastik olacak vesaire dedikten sonra bu insanlık yok olsa, bu kadar aptal bir yaratık yok olsa ne kaybeder? Dünya şeyine kadar vardırmış ben işi. Ben de bir minik parantez açayım. Metin Münir bir zamanlar benim editörümdü bir gazetede. Evet. Ve ben çok şikayet ediyordum havalara ne olacak diye. Al bunu oku diye kafama bu Bill McKibben'ın kitabını attı. Çok ve güzel. Benim hayatımı öyle değiştirdi. Orhan Pamuk'un söylediği gibi bir kitap okudum hayatını çok değiştirdi. Güzel, çok güzel. Çok güzel ve bugün de hayatımızı Greta ve Greta'lar değiştiriyor. Atlaslar değiştiriyor. Gerçekten enteresan bir şey. İklim konusu konuşmakla bitmez ama Ömer Madra'nın konuğumuzun yardımıyla genel bir bakış ve dünyada ki bunun etkisini gördük. İlk programa başlarken söylediğim şeyle bitireyim yine. Okul kırıyor insanlar. Grev yapıyor. Boykot yapıyor. Bizim zamanımızda okul kırma biz futbol için okulu kırdığımız olurdu. Evet. Kızlarla buluşmak için olurdu. Sonra siyaset dünyayı kurtarmak için. İklimden haberimiz yoktu. Biz hep genel kavramlarla konuşurduk ama bugün iklim tehlikede ve bu iklim için insanlar yarın sokağa çıkıyor. Bütün dünyada böyle 105 ülke belki daha da fazla oldu biz konuşurken ve Türkiye de buna katılıyor gücü ölçüsünde, duyarlılığı ölçüsünde. Bugünkü programımızda iklimi konuştuk, iklim için duyarlılığı, boykotu konuştuk. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.